Evet, konuklarım Ankara'dan geldi. Ben de Ankaralıyım. Ankara'yı çok sevdiğimi bilirsiniz. Orada doğdum, büyüdüm, okudum. Konservatuara gittim, tiyatroda çalıştım. Ankara benim canım. Bütün el işlerimi de Ankara'da öğrendim. Her şeyimi. Ankara'da hem evimde hem arkadaşlarımdan. Elçin ablacığım, bizi seyrediyorsun biliyorum. Seni arayamadım, özür dilerim. Sana çok saygılarımı iletiyorum Elçin Şanal'a. O da Ankara deyince çok şeyler öğrendiğim birisidir. Elçin ablam da çok güzel işler yapar. Bu işi seversin Elçin Şanal. Çok güzel bir iş. Şimdi punch nakışı yapacağız. Ama önce biraz hocamdan bahsetmek istiyorum. Sacide Şaşmaz nakış eğitmenisiniz. Nereden nakış eğitmeni oldunuz hocam? Zübeyde Hanım Meslek Lisesi'nde öğretmenlik yaptım. Oradan mı yetiştiniz? Oradan yetiştirdim. Sonra Çankaya Halk Eğitim Merkezi'nde hocalık yaptım. Özveren sokaktaki orada öğretmenlik yaptım. Eşim rahatsızlanınca bıraktım. Bir ara verdim. Ondan sonra tekrar vakıflarda ders vermeye başladım. Evet, gerçekten çok kıymetli bir hocayı ağırlıyoruz el işleri konusunda. Eğer punch nakışı öğrenmek istiyorsanız bugün bizden ayrılmayın. En azından yapmasanız bile bir fikriniz olsun. Çok güzel şeyler yapıyor. Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi de çok Ankara'nın çok önemli bir sanat, dikiş, nakış, iş merkezi konusunda çok kıymetli isimler yetiştirmiştir. Moda sektörünü de alttan alttan besleyen de bir yerdir. Pek çok modacı işlerini oradaki kişilere yaptırır. Bizim dalgalı etekten de biraz sonra bahsedeceğim, merak etmeyin. Deniz'ciğim, Ankara'da ilgi çok biliyorum. Çok. Çok güzel kurslar, atölye çalışmaları yapıyorsunuz. Evet, workshoplar yapıyoruz. Workshoplar yapıyorlar Ankara'da. Hepsinin etiketlerini ben sizlere ilettim. Ankara'da neredesiniz semt olarak? Ümitköy'deyiz. Ümitköy'de, Ankara'nın Ümitköy o zaman da vardı ama çok gelişmemişti. Şimdi çok Ümitköy, çok merkezi oldu. Çok büyük bir yer oldu. Ben ayrıldığım yıllarda daha yeni yeni böyle başlıyordu. Ümitköy'de oturmak uzak bir yerde oturmak gibiydi. Ama şimdilerde öyle değil. Değil. Artık şehrin içine bayağı katıldı. Kaldı. Evet. Şu anda çok böyle odak bir noktada. Evet. Böyle sanatın, hobinin çok merkezinde. Biz de hobi ve sanat anlamında bütün Ankaralıları destekliyoruz. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Sen aslında ne okumuştun? 20 oldu. Aslında iktisat okumuştu. İktisat okumuş Deniz. 20 küsür senedir bu hobi sektörüne hizmet veriyorlar. Önemsiyorum. Şimdi çok büyük bir yer açtılar. Ve ne kurslar oluyor? Hesabı takip edin. Kursları da ben oradan takip ediyorum. Hani daha güzel güzel şeyler var. Hoş geldiniz. Hem işimizi yapalım. Hoş bulduk. Hem de kısa kısa bilgi verelim isterseniz. Tabii. Evet. Şimdi punch nedir hocam? Punch neyle hocam, yapılır? Hocam şimdi deseni hazırlıyoruz. Örnek göstereyim şurada bir dakika. Göstereyim. Bakın şunu bir göstereyim. Bakın böyle kabartma, boyutlu, üç boyutlu şöyle istediğimiz şeyi yapabiliyoruz. Şuna bayıldım. Kuzucuklar, bu bir bebek battaniyesi. Battaniyesi. Yani kurslara giderek bunları öğreniyorsunuz. Şunların güzelliğine bakın. Nasıl güzel yapılmış. Ama buralar panç değil. Buraları da iş yaptınız. Evet. Evet. Şunlar panç. Kuzular panç. Kuzular panç. Burada salyangoz var. Salyangozlar var. Şunlar panç. Evet. Oralar çok panç. Güzel. Bakın şöyle de göstereyim. Yani öyle bir işçilik ki o kadar güzel olabilir. Yani böyle bir şey yapmak istersiniz diye düşünüyorum. Şunlar var. Ayıcıklar. Şuna bakın. Şöyle ben tutayım. Dur. Görüyor muyuz Erkan? Ah, görüyoruz. Bakın arkası böyle. Yani işler nasıl temiz yıkılıyor. O kadar güzel. Ankara farkını da burada görmüş oluyoruz. Hocam efendim? Şimdi hocam uygulama biraz yapsın. Evet. Yönetmenim de hazır çekmeye arkadaşlarım. Şimdi ilk etapta deseni hazırlıyoruz. Deseni. Hazırlıyoruz. Hazırladığımız desenin panç yapacağımız yerlerini teğel alıyoruz. Teğel alıyoruz. Neden ama biliyor musunuz? Pançı arkadan çalışıyoruz. Hmm. Pançın yüzü tersi oluyor.
Anlatabildim mi? Buralar tersten çalışılan bakın bunu şey. İlk defa duyuyorum. Evet. Yani çok yabancı hesap da takip ediyorum punch'la ilgili. Evet. Hiçbiri bunu söylemiyor gerçekten. Evvela elde yapacağımız el nakışları, süzeni bunlar. Evet. Bunları hazırlıyoruz. Hazırladıktan sonra, teğerlerini aldıktan sonra kumaşımızı ters çeviriyoruz. Bakın tersi. Nasıl tecrübeli bir hoca olduğu nasıl da belli. Evet hocam, bir an önce derken başlayalım. Hemen bunu buraya ne koyuyorum. Bir dakika, kasnağını koyuyorum. Kasnağı koyduk. Küçük kasnağımız var. Bunu da böyle koyuyorum. Üstüne kapatıyorum. Ve punch yapmaya başlayacağım. İğnemi geçirdim. Evet, bakın. Punch için iğneye ihtiyacımız var. Bakın kamera orada. Bana göstermeyin. Tamam. Daima kameraya göre tamam. İğnemi geçirdim ipliğe. Buradan sokaraktan buradan geçiyor. Kolay mı bunu takmak? Kolay. 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 Şeyi bugün var çünkü, aleti var. Nedir aleti? Bununla takıyorsun. Şey, küçük bir aparat. Bakın dikiş dikenler bu aleti bilirler. İplik geçirmek için. Deniz bundan satılıyor mu? Evet, satılıyor. Bundan ben de istiyorum. Gülsüm Hanım bak. Bunu takıyorsunuz ipliğini. Sonra bunu ters çevireceğim ve başlayacağım. Evet. Deniz, seyircilerimize hediyeler getirmişsin. Getirdik. Kaç tane punch seti şey yapıyoruz, veriyoruz izleyicilerimize? Punch kasnaklarımız var 2 tane set halinde. Kumaş setlerimiz var 6 tane. Tamam. İp setlerimiz var bir 10 taneye yakın. Teşekkür ediyorum. Güzel. Seyircilere de hediyeler var. Artık kime ne gelirse bilmiyorum. Ama ben şunu belirtin. Ben punch nakışı biliyorum, yapıyorum. Ne olur bana gibi. Hani hiç bilmiyorsanız biraz zor ya da öğrenmek istiyorum. Kursuna gideceğim gibi. Bakın hediyeler de orada. Erkancığım hani şöyle oraya koyduk, masamızda yer yok diye. Hediyeler de var. Teşekkür ediyoruz bunun için seyircilerimiz adına. Hocam taktınız efendim, mı kasnağı? Taktım. Ben şimdi başlayacağım. Hocam bu şekilde. Bunun iğnesi çabuk kırılıyor mu? Yok. Şeyleri var bir de, yani yedekleri var. Ha, bulabiliyoruz. Tamam. Hadi bulabiliyoruz. Bakalım. Başlayacağım ben. İp ne ipi kullanıyorsunuz? Genelde molina kullanıyorum. Evet. Çünkü bunlar da bu kesiyorum. Bu marka değil arkadaşlar. Şimdi tabii buradaki İp arkadaşlar. Cinsi. İp cinsi. Marka değil. Aytül'ün yüzü birdenbire şey oldu. Marka değil çünkü. Marka değil Rütü. Molina. Molina diye bir ip cinsi bu. Evet. Cins. Evet. Ama her markası var. Onu söylemiyoruz. Tamam. Hocam çok tatlısınız. Hadi başlayalım. Şimdi başlıyorum ben. Evet. Burada dikkat etmemiz gereken şey. Hocam. Efendim. O kolunuza. Evet. Buyurun. Kumaşımız esnek olmayacak. Sen anlat. Punch nakışının en önemli dikkat etmemiz gereken şey, kumaşımız esnek bir kumaş olmayacak. Sert dokuma bir kumaş olmalı. Kasnağımıza çok gergin takmalıyız kumaşı. Ne kadar gergin olursa o kadar rahat nakışımızı yaparız. Punch nakışında farklı boyutlu iğneler var. İnceden kalına. İpliğin kalınlığına hocam, göre. Şu anda sol elinize bir dikkat çekeceğim. Çok yakındayız, buyurun. Şu anda öğretmenimiz orta kalınlık bir iğneyle çalışıyor. Bu çalıştığımız iğnenin daha ince uçlusu veya daha kalın uçluları mevcut. İplerimizi de, kullanacağımız iplerimizi de iğnemizin kalınlığına göre seçiyoruz muhakkak. Desene teyeli önden aldık değil mi hocam? Evet. Evet. Bakın. Bir dakika kameraya. Hocam kameraya göstereyim. Bizim kameraman çok meraklı punch nakışına. O bakımdan. Bak çok güzel oluyor. Hadi hocam tersinden, yani kumaşımızı tersinden işliyoruz ki düzünde aslında diğer bütün işlere göre bunu yapmak daha kolay hocam. Eğer tutturabilirsek. Yani göründüğü kadar kolay değil yalnız Derya Hanım. Ben size söyleyeyim. Çünkü arkadaşlar hep o şekilde başlıyorlar. İlk yaptıkları, ellerini aldıklarında pes ediyorlar. Ben de onları ne yapıyorum biliyor musunuz? Farklı bir kumaş aldırıyorum. Rahatça batıp çıkın diyorum. Çünkü rahatça hareket etmezlerse tutmuyor. Anında yani sökülüyor. Yani biraz pratik mi olması lazım? Evet. Punch'ta en önemli şey, evet, izlediğim videolardan görüyorum. Ne olmazsa sökülüyor hocam o? Yani şimdi kumaş sert, kumaş sert olmazsa.
çok delikli olursa mesela etaminde yapamıyoruz. Bakın bunlar önemli bilgiler. Evet. Hemencecik gidiveriyor, sökülüveriyor. Evet. Anında sökülüyor, anında sökülüyor. Bir de bunu aynı şekilde pancın tersini kullanılıyor bazı yerlerde. Güzel bilgi. Yani bakın şurada da bir şey yapılmış. Var mı burada tersi kullanılan bir Hayır, şey? Hayır yok. Burada yok. Şuna benziyor. Tersi de böyle oluyor. Evet, bazı yerde de tersini kullanıyoruz. Hani bunlar boyutlu oluyor, yüksek oluyor. Bunlar da bu şekilde mesela oluyor. Bu aynısı değil ama ona benziyor. Benziyor. Çok güzel işler var. Ne yazıyor Aytül seyircilerimiz? Beğenmişler mi? Çok Derya Hanım. Bir seyircimiz diyor ki panç iğnem var. Yalnız havlularda ve kumaşlarda iğneyi kullanmakta zorlanıyorum. Bununla ilgili genel bir bilgi paylaşabilirler mi diye soruyor. Havlunun dokuması biraz seyrektir. Seyrek dokumalı kumaşlarda panç yapmak zordur. Hocam biraz ben ipliğinizi açayım. O sol eli katmazsak olaya. Tamam. Evet. Öncelikle kasnak kullansınlar. Herhangi bir kasnakta panç nakışı yapılamaz. Panç için özel panç kasnakları vardır. Güzel. Hobi atölyelerinde, tuhafiyelerde... Panç kasnağı ayrı bir şey mi? Bak farklıdır. Farklıdır. Normal el nakışı ya da makine nakışı yapılan kasnaklardan farklıdır panç kasnağı. Doğru ürünü kullandıklarında doğru sonuca ulaşırlar. Birincisi panç kasnağı edinecekler. İkincisi mümkün mertebe esnemeyen bir kumaş seçecekler. Havluya yapılmaz mı? Elbette ki yapılır. Kasnağı yeterince gergin kumaşımızı yerleştirdiğimizde motifleri ortaya çıkar, merak etmesinler. Dilerlerse biz daha sonrasında destek veririz onlara. Evet, bir şey söyleyeceğim. Hani yazın denize yazabilirsiniz. Tabii. Destek veririz. Deniz çok tatlı. Hakikaten olmasını önemsiyorum bugün burada. Çok yardımcı oluyor. Şimdi hoca hem yap hem anlat. Biliyorsunuz işlerde yıllardır bana da Gülsüm Hanım buraya gelir, Yurdanur gelir. Hani dikkat gerektiriyor. Şu anda hocam pür dikkat üstüne kapandı. Anlatma zor oluyor çünkü neyi kaçırmamanız lazım hocam orada? Şimdi deliği üst üste batırdığımızda sökülme olasılığı çok oluyor. Onu yapmamamız için ilk yaptığımız sıranın çok muntazam gitmesi lazım. Güzel bu bilgiler. Buyurun hocam. Deniz, havlu böyle çok yumuşak dokulu bir havlu değil de. Olmamalı. Nasıl bir havlu olmalı? Hani şeyler var. Metreyle satılan sık dokulu havlu. Evet. Kumaşın sert olmasının altını çiziyorlar sevgili izleyicilerimiz. Mesela şurada kullandığınız kumaş ne bu? Bu %100 pamuklu. Bu özellikle battaniyelik pamuklu. %100 pamuklu kumaş. İşte kumaş önemli. Ketene yapmışsınız. Kıl keten. Kıl ketenmiş bu da. Evet. Yastık kılıfınız ne? Bu pamuklu. Branda gibi sanki. Hayır. Şey. Bu aynı kumaştan. Aynı kumaştan. Bu kumaşın adı ne? Şu da güzel. Bu da işte. Bir dakika. Pamuklu. %100 pamuk bunlar. %100 pamuk yani ya da yarı linen oluyor. O kadar güzel. O kadar. Şu işleri en sevdiğim nakış işinde bunun ne adı? Basit nakış. Papatya iğnesi. Papatya iğnesi. Ay ben hocam gelsem bir gün Ankara'ya bundan öğrenebilir miyim bir günde? Tabii Fransız düğümü. En sevdiğim. Tamam çok güzel. Ben şunu öğrenmek istiyorum hocam. Rokokolarımız. Rokokoları biliyorum. Biliyorsun. Ama bunu da sebat edeceğim ben. Tamam Fransız düğümü çok kolay. Fransız düğümünü biliyorum. En iyi bildiğim nakışta. Tamam. Dün şurada ne demiştiniz hocam? Bizim eteğin üstünde de bir nakış yapmış benim arkadaşım bize söylemiyor. Şuna ne demiştiniz? Suzeni. Suzeni yapmış buraya. Evet, Suzeni geçmiş. Bakın üstünden geçmiş dünkü eteğimizde. Size söylemedim diye Gülsüm Hanım buna parça hazırlamamış. Bak, biz bunu da işleyelim burada konu. Bugün yayından sonra size ip seçenekleri, hangi iplerle bu eteği yapabilirsiniz? Post paylaşacağım, yetiştiremedik bugün. Biraz burada da internet az çekiyor şu anda. Evet, yani... Bizim bağlı bulunduğumuz şebeke az çekiyor daha doğrusu. Zor yayınladık postları. Şimdi başka sorularım vardı. Müge ne sorun vardı başka benim? Bir dakika bulamıyorum. Kumaş, iğneden bahsettik. Panç kasnağı özel bir
şey dedik, muline ip kullanıyor İğnenin dedik. İğnenin yönünü hatırlatalım muhakkak. Söylesene onu. Çok önemli bir detay. İğnemizin yönü, her zaman işlediğimiz istikamete doğru gitmeli. Eğik olan uç ilerlediğimiz istikamete doğru gitmeli ki bir önceki batırdığımız ilmek yerinden çıkmasın. Bu en çok yaşanılan sorundur. İlmeği batırırız. İğneyi geri çektiğimizde battığımız o ilmek çıkar. Herkes genelde bu sorundan yakınıyor. Bize de bunları yazıyorlar. Evet. İlmeğin yerinden çıkmaması için birincisi kumaşımız gergin olacak. İkincisi iğnemizin kesik ucu ilerlediğimiz yöne doğru bakacak. Bu çok önemli bir detay. İğnenizin ucu bir daha tekrar. Eğimlidir, kesiktir bu iğnenin ucu. Hocam, verevdir. İğnenin ucunu görmek mümkün mü? Tabii. Sökülmeden tabii. İşiniz. Şey yaparız, keseriz, sorun değil. Evet, olduğunuz yerde kalın hocam. O şey kaldırmayın. Öyle, öyle. Bakın, öyle. İğnemizin ucu verev ve kesik. Tam verev olabilir. Ve kesik. Evet, evet, yan tuttuğumuzda şırınga hocam, ucu gibidir. Hocam, sol elinizi indirir misiniz? Şırınga ucu gibidir bakın, eğimli. İlerlediğimiz istikamete bakmalı muhakkak. İğnenin her batırdığımızda ucu. Evet, eğimli uç ilerlediğimiz yöne bakmalı. Çok en önemli detayı budur. Yoksa hem rahat ilerleyemeyiz, ipimiz arkadan rahat gelmez, rahat batamayız. Böylelikle de bir önceki yaptığımız ilmeği söke söke gideriz. Evet, hocam bir bakabilir miyiz öbür taraftan nasıl gidiyor? Kameraya gösterin lütfen. Bakın yavaş yavaş çıktı. Peki bir sonraki sırayı hemen dibinden yanından mı gideceksiniz hemen hocam? Hemen yanından gidiyoruz. Ya şu sarı çiçek mi olacak bizim çiçeğimiz? Kamera hocam, kameraya. Kameraya bakın kamera. Evet. Kameraman arkadaşım çok meraklı olduğu için. Bitmişi uyarıyorum ama. Bu. Evet. Bitmişi o sarı çiçek mi? Hı-hı. Evet. Bakın boyutu anlaşılıyor mu bilmiyorum. Üstte böyle peluş gibi, kürk gibi şey ödürüyor, boyutlu duruyor ellediğiniz zamanda. Tamam Deniz, çok kıpırdatmayalım, yakındayız. Evet, şimdi hocam tersini çevirecek, o çizgilerin içini dolduracak, sıra sıra gidiyor. Evet. Unutmayalım. Aslında bence şunun yapılması lazım, bana göre, şimdi ben öğrenmek istiyorsam bunu, önce hocamın dediği gibi sert bir kumaşı alıp, bu batıp çıkmayı, batıp çıkmayı. Şimdi herkes kendine göre farklı bir şey yapıyor. Mesela bazısı böyle dik tutarak yapıyor. Bazısı yan yatırıyor. Yani her insanın yapış şekli farklı. Ama biz siz hocası olduğunuza göre biz sizi şey alıyoruz. Yani Derya Hanım şey diyorlar, evde kendi kendimize, hani bizden hediyeleri isteyen izleyicilerimiz, evde kendi kendimize deneye deneye öğrenebilir miyiz diye soruyorlar. İşte normal yapacağınız kumaşı ziyan etmeyin. Sert bir kumaş bulup onun üstünde batıp çıkıp deneme yapın. Ondan sonra deseninizi çizin güzel kumaşınıza. Ondan sonra bu konuda hocama hiç video çektiniz mi mesela? Bir tane çekip koyun. Biz bir tane yapım aşamasından başlayarak bir panç örneği koyalım. Koyun. Onlara anlatımlı olarak. Evet, bence koyun. Evet. Hocamın şeyini merak ediyorum. Ne diyor? Kafa salladı bana da. Evet, öğrenemezler mi? Mümkün değil. Ne diyorsunuz hocam? Bir dakika, olmaz öyle. Ama evde kendi başına yapmaya kalkıyor. İnternetten veya WhatsApp'tan görüyorlar. Bunları biz yaparız diye gelen yapanlar o kadar olur hocam. Çok. Öyle marifetli insanlar o var. O ayrı konu. Yani gençlerimiz çok merak ediyor. Eline alıyor iğneyi. Ben bunu yaparım hocam diyor. Geliyor batırıyor ama bir türlü ipliği tutturamıyor. Ha, şimdi hocamın demek istediği aslında yani şu. Hiç bu işlere bulaşmayan bir kişi. Evet. Mesela Aytül hiçbir şey yapmıyor. Aytül bunu alayım yapayım dese zor. Aytül'cüğüm seni şey yapmıyorum Elbette burada. Elbette ya yapmadığın için söylüyorum. Elbette yapmayan birisi gerekiyor. Ama nakış işlemiş bir şey yapmış. O kadar şey söylemeyelim hocam. Şimdi alınır doğru izleyicilerimiz. Şimdi hocamın söylemek istediği yani alıp da şimdi ben de videoları seyrediyorum ben bunu yaparım diyorum. Yapamayacağımı biliyorum aslında. Hatta yani birazcık çalışmak lazım. Çalışmadan hiçbir şey olmuyor hocam. Tabii ki. Yani mutlaka, bir yıntı çocukluktan beri yapıyoruz da anca bir şeyler evet, bir şeyler. Ortaya hala model almaya çalışıyoruz mesela. Evet. O var. Tabii hocam
çok mükemmeliyetçi yaptığı çok. İşlerden de görüyorum. Kusursuz yani. O kadar güzel ki. Hani alıp da elime bir anda olmaz demek istiyor. Bir anda elbette. Onu demek istiyorum. Evet hocam yani. Öyle değil. İnsanların moralini hiç bozmak istemiyorum. Evet evet bozmazsınız. Gerçekten ben ondan öyle. Benim öğrencilerim de öyle. İlk etapta ellerini aldıklarında moralleri bozuluyor. Ama sonra ne işler çıkıyor. Ha işte onu söyleyin hocam. Bize bu cümleleri söyleyin. Evet. Harikasınız. Neler çıkıyor anlatamam size. Bilmeyenlere gönderelim o zaman. O zaman bilmeyenlere evet, gönderelim. Tamam. Bilenler nasılsa yapıyor, doğru söylüyorsun. Biz sayfadan video da atarız. Video da atarlar. Sayfalarını takip edin. Yani ben şunu öğreniyorum onlardan. Bakıyorum insanların oraya gelen, atölye çalışmalarına gelen kişilerin ne bunu takip ediyorum tabii. Bütün dünyada da takip ediyorum. Ki böyle bir programı yapabileyim. Neye şu anda şeysi var? Eğilimi var. Neden daha çok hoşlanıyorlar? Dünyada bir makrome çılgınlığı var. Punch nakışı çılgınlığı var. Bu bir var. Akım şu anda. Şeyler var. Böyle duvar süsleri yapılıyor. Dokuma çılgınlığı var. Mesela şu anda trend olan şeyler. Onlar. Orada da çok değişik şeyler var. Çok büyük tasarımcılar var bunları yapanlar. Bir soru vardı orada. Gelmişti arkadaşlar. Aytun söylemiş miydi o soruyu bana? Punch nakışını yorgan kumaşına işlemek istiyorum. Olur mu? Yorgan kumaşı. Yorgan kumaşı saten mi demek? Parlak saten kumaşı. Parlak saten. O tutmaz belki. Delinebilir o kumaş. İnce olduğu için delinebilir. Olmayabilir. Evet. Hocam. Pamuklu siz... kumaşlar daha çok güzel. Pamuklu tutuyor. Yapın. Bakın burada bebek yani, şeysi yapmışlar. Gayet güzel şunu pamuklu. Tekrar göstereyim yakından. Ben şimdi yanlarından kalkıyorum. Derya Hanım, son soru ben de merak ettim gerçekten. Yıkamayı çok soran var. Yıkamayı soran. Hiçbir şey olmuyor. Nakışta hiçbir şey olmaz. Hiçbir bunlar şey sökülmez olmuyor. Etmez bakın. Ya evladiyelik. Derya Hanım bak bu da yazlık yani battaniye. Mesela pike kumaşı evet, gibi bir şey bu. Evet pike. Ay bir dakika şunu da bir kameranın yanına doğru geliyorum oradan. Bakın bu mesela yorganınızı böyle bir kumaştan yapabilirsiniz. Pikelik. Evet pikelik kumaş. Ya bakın yani hocanın işi de yani iş. Ben böyle şey görmedim, böyle güzellik. Hocam ellerinize sağlık. Sizi teşekkür bir kere canı gönülden kutluyorum. Teşekkür ederim. Deniz çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Şu ne? Bu punch değil. Bu da, bunu da söyleyip gidiyorum. Bu da aslında bir punch. Fakat punch için çok özel büyük bir iğne var. Hı. Biz bundan da hediye ediyoruz. Bunu yapabiliyorlar. Bu kadar kalın bir şey yapmak isterlerse el örgüsü yünlerini kullanıyorlar. Bizim onlara hediye ettiğimiz büyük punch iğnesini kullanıyorlar. Sonuçta bunu elde edecekler. İzleyicilerimiz vallahi isterse daha sonra bunu da gösterelim yapımını. Evet şunu bir evet göstereyim. Başka bu da gün normal yünlerden yapılıyor. Bunları biliyorsunuz zaten. Ha benim bunlardan da video izlemişliğim var. Bunlar da çok güzel. Hocamınki evet ince iş. Bak ben çok bunu yapayım. Çok büyük bir iğnedir evet bu. Getirdim. Bunu da mı tersten işliyorum tersten hocam? Tersten. Tabii. Yine TL alıyor muyum? Tabii TL. Bir dakika. Bunun için. Bakın ama bunların uçları kesilmiştir. Normalde böyle pütür 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 pütürdür. Uçlarını kesildiği için uçları bu şekilde. Uçlarını böyle böyle kestik. Evet. Hadi bakalım. Hocam çok teşekkür ediyorum. Güzel. Ayağınıza sağlık. Sizin gibi bir hocayı burada ağırlamak onur bizim teşekkür için. Teşekkür ederim. Deniz'ciğim teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Dalgalı etekle birkaç tane söylemek istediğim bir şey var. Dün çok ilgi göstermişsiniz. Teşekkür ediyoruz. Hemen İlker'in yanına doğru gidiyorum. Bugün konular çok. Hocama gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ta Ankara'dan geldiler bavul bavul. Sağ ol Deniz'ciğim. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.